Mavi Kadın'dan herkese merhaba. Yüksek öğretime geçiş sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte tercih dönemine de çok az bir süre kaldı. 17 Temmuz'da açıklanacak üniversite sınav sonuçları ve öğrencilerin bundan sonra yeni bir dönem bekliyor. Bu dönemle birlikte tercihlerini yapıp geleceklerini şekillendirmeleri için önemli bir dönem. Ve bu yayında da psikolog ve aile danışmanı Ayşegül Sezgin bizimle birlikte olacak. Sorularımızı cevaplayacak. Ayşegül Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş buldum. Az önce de söylediğim gibi üniversiteye hazırlanan gençler için ve üniversite süreci başlayacak olan öğrenciler için önemli bir süreç. YKS tamamlandı, sonuçlar açıklanacak ve daha sonra aslında daha kritik olan bir süreç, tercih dönemi başlayacak. Bu dönemde hem velilerin hem öğrencilerin merak ettikleri, aydınlanmak istedikleri birçok nokta var. Bunu konuşmak istiyorum sizinle bugün. Üniversite tercihlerinde gençlerin nasıl bir psikolojiye sahip olmasıyla başlayabiliriz? Bu dönemde yanlış tercihler de yapılabiliyor, öğrenciler stres altında da olabiliyor. Bu yanlış tercihlerin sebepleri neler olabilir? Hocam bununla başlayalım. Öncelikle çocukların üniversite tercih dönemlerinde nasıl bir psikolojide olduklarından başlamak istiyorum. Üniversite tercih dönemi aslında çocukların uzunca bir süre okul eğitim hayatı boyunca uğraştıkları emeklerin sonuçlarını almayı bekledikleri bir süreç oluyor. Ve bu süreçte çocuklar genelde hem potansiyellerini iyi bir şekilde gösterip gösteremediklerini, hem acaba emeklerimin karşılığını alabilecek miyim, alamayacak mıyım gibi bir takım düşüncelere girdikleri için aslında hem kendilerinden hem geleceklerinden çok fazla kaygı duyuyorlar ve belirsizlik aslında hissediyorlar. Bu süreçte aslında çocukların en çok hissettiği duygu kaygı ve stres oluyor. Bu kaygı ve stresi yönetmek için genelde aile, çevre, arkadaşlar gibi bir takım kaynaklara ihtiyaç duyuyorlar. Bu süreçte arkadaşları da genelde çocuklarla benzer süreçlerde olduğu için arkadaşlarının tercihlerinden etkilenmeleri söz konusu olabiliyor ya da aile baskısıyla, çevre baskısıyla çocuklar kendi istek ve ihtiyaçlarından uzak kalabiliyor, ne istediğini unutabiliyor. Aile beklentilerini karşılamak çocuklar için temel bir hedef haline gelebiliyor. Aslında yanlış tercihler kısmına girecek olursak biraz da yanlış tercihler, aile beklentisi, çevre baskısı, arkadaşların yaptığı tercihlerden etkilenme gibi başlıklar altında sıralanabiliyor. Aile baskısı demişken şimdi öğrenciler hem ailelerin istediği bölüm hem kendi kafalarında şekillendikleri ya da yeteneklerinin daha yatkın olduğu bölümler var. Bu baskı arasında öğrenci peki nasıl bir psikolojiye sahip oluyor ve bunu nasıl doğru sonuçlandırabilir? Yani öğrenci için en doğru olan nedir bu baskı arasında kaldığında? Aslında şöyle, çocuklar bu süreçte tabii ki birilerinden etkilenebilir ya da ne istediğini düşünmekle birazcık daha ilgili olabilirler. Bu süreçte çocuklara önerimiz genelde kendilerini tanımaları, yeterli bilgiyi toplamaları ve gerçekten ailesiyle orta yolu bulmak eğer mümkünse aileyle birlikte bir yola çıkmaları. Neden aileyle birlikte yola çıkmaları? Çünkü evet çocuklar kendilerini tanıyor, yeterince iyi bilgiyi topluyor ama aileyle hemfikir olmadıkları noktada çocuklar da bazen hayal kırıklığına uğrayabiliyor ve bu benim hayatım, bu tercihi ben yapmalıyım dediği noktada aileler karşı çıktığında çocuklar da tabii ki hem yanlış tercihler yapabiliyor ya da kendileri için doğru tercihi yapmalarına bazen aileler çok izin vermeyebiliyor. Bu noktada ailelerle çocukların aslında el ele birbirlerini anladıkları, beklentilerini dinledikleri ve neden bu tercihi yapmaları gerektiğini ikisinin de birbirine söylediği bir orta yolu bulmalarını tabii ki biz öneriyoruz. Bu süreçte kendilerini daha iyi tanıyan çocuklar, ben ne istiyorum, nelerden hoşlanıyorum, benim ilgi alanlarım neler, benim yeteneklerim neler, ben bunu istiyorum ama ben bunu uzun vadede acaba yapabilir miyim sorularını kendilerine sormaları, istedikleri üniversite veya bölüm hakkında detaylı bilgi toplamaları, o üniversiteye veya bölüme giden mezun çevreleri varsa bu mezun çevrelerden detaylı bilgi toplamaları, dış baskıdan kurtulmaları, yani insanlar benden ne bekliyor, hangi bölümü seçersem, hangi üniversiteyi seçersem onay alırım değil de ben gerçekten insanların ne düşündüğü önemli olmasa hangi konuda mutlu olurum, hangi alanda mutlu olurum, hangi üniversitede, hangi şehirde mutlu olurum sorularını kendilerine sormaları ve bence en önemlisi kısa vadeli düşünmemeleri. Yani sadece mezuniyet sonrası en hızlı nasıl işe yerleşirim değil de ben bu işi, bu mesleği belki de ömür boyu yapacağım ve hangi meslekte daha mutlu olurum, hangi meslekte daha kolay bir şekilde çalışırım, hayatta kalırım. Biraz bunlara odaklanmalarını öneriyorum. Çünkü ne yazık ki bazen öğrencilerimiz hedefler koyup bir noktada bu kısa vadeli hedefler için tercihler yapabiliyor ve aslında uzun vadeli tatminden yoksun kalabiliyor veya bölüm değiştirmek, üniversite değiştirmek ya da belki meslek sahibi olduktan sonra
meslek değiştirmek gibi yerlere kadar gidebiliyoruz yanlış tercihler yaptığımızda. Evet, yanlış tercihlerin sonuçlarının uzun vadeli olduğunu da söylüyorsunuz. Aslında öğrencinin psikolojisini çok güzel nitelendirdiniz hocam. Yani onların ne yaşadığını ve bu süreçte nasıl davranmaları, nasıl aksiyon almaları gerektiğini çok güzel anlattınız. Bu noktayı bir de aile üzerinden ele almak istersek, aile bu konuda nasıl bilinçlenebilir? Şimdi öğrencinin yani veli olarak kendi çocuğunun neye yatkın olduğunu, hangi alana ilgisi olduğunu elbette gözlemlemeli. Ama bu konularda eksiği varsa aileleri biz nasıl bilinçlendirebiliriz bu noktada? Aslında ailelerin destekleyici olmalarını, açık iletişim kurmalarını, beklentilerini sağlıklı bir şekilde yönetmelerini üç başlıkta öneririm. Çünkü destekleyici olmaları önemli. Bu mesleği her ne kadar aile istemese de yapacak olan kişi çocuk, hayatını geçirecek olan kişi çocuk. Ailelerin fikirleri, önerileri, tavsiyeleri elbette ki çok kıymetli. Ama bu mesleği yapacak olan kişinin çocuk olduğunu, hayatını bu meslekle geçirecek olduğunu aileler unutmamalı. Açık iletişim neden önemli? Çünkü çocuğa aslında bu mesleği neden yapmaları gerektiğini ya da neden yapmamaları gerektiğini sağlıklı bir şekilde açıkladıklarında çocuklar da onları daha iyi anlayabilir ve belki ortak noktaya varabilirler. Bu kısım da çok önemli. Beklentilerini yönetmek kısmı ise şöyle: evet, siz bir şeyler istiyorsunuz. Çocuğunuz için eminim en iyisini, en güzelini istiyorsunuz ama çocuk bu. Düşe kalka neyin doğru neyin yanlış olduğunu da deneye deneye öğreniyor. Bu noktada onlara bazen de hata yaptıklarını düşünüyorsak elbette uyarırız ama engelleyemeyiz. Bir noktada izin vermek, kendilerinin görmesine olanak sağlamak, alan tanımak çok kıymetli. Bir noktada beklentilerinizi yönetin, konuşun, orta yolu bulmaya çalışın, neden istediğinizi, neden istemediğinizi anlatın. Yapabileceğiniz şey destek vermek ve kendinizi ifade etmek. En güzeli de bu. Kesinlikle hocam. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi tercih dönemi belki de kişinin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Çünkü geleceğini etkileyen bir karar veriyor ve bunun devamında bir üniversite hayatıyla birlikte yapacağı mesleği seçmiş oluyor. Öğrencilerin bu noktada hem aile baskısından, hem çevre baskısından, hem arkadaş baskısından kurtulup kendi kararını vermesi ve kendi adına sağlıklı karar vererek ilerleyebilmesi için öğrencilere, mezun olan öğrencilere ve üniversite tercihi yapacak öğrencilere bir tavsiyede bulunmak istersiniz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu süreç çok stresli, çok yorucu. Hepimiz bu yollardan geçtik ve aslında çok fazla duygusal düşündüğümüz, mantık kısmını bazen kapattığımız, bazen de çok fazla mantıksal düşünüp en mantıklı seçimleri yapmaya çalışıp duygularımızı görmezden geldiğimiz bir sürece dönüşebiliyor. Ve sadece duygularla ya da sadece mantıksal ilerlemelerle çok sağlıklı sonuçlar alamayabiliyoruz. Bu süreçte çocuklara önerim, streslerini iyi bir şekilde yönetirken duygusal destek eğer almaya ihtiyaç duyuyorlarsa, ki eminim birçok çocuk aslında stres yönetimi, kaygı yönetiminden muzdarip ve bu noktada kaygı bozukluğu da yapılan araştırmalarca görülüyor. Sınav döneminde çocukların aslında ne kadar zorlandığı araştırmalarca biliniyor. Bu nedenle streslerini yönetebilmeleri için, kaygılarını yönetebilmeleri için mümkünse psikolojik bir destek alıyor olmalarını ben öneririm. Onu soracaktım. Psikolojik destek bu noktada önemli olabilir mi? Kesinlikle önemli. Çünkü çocuğu tanıyan bir uzmanla birlikte ilerliyor olmak, çocuğun nelerden hoşlandığını anlayabilmek adına ya da hangi kararı verirken aslında bu kararı niçin verdiğinin, bunun altında yatan duygusal sebepler, mantıksal sebepler neler, aile baskısı var mı, bunu ailelerle nasıl çalışabiliriz konusu biraz da uzman desteğiyle ilerletebileceğimiz bir konu. Eğer alıyorlarsa hali hazırda bir desteği, bunu terapi seansına taşımak ve orada aslında ne istediğimizi terapistimizle birlikte bulmaya çalışmak. Eğer almıyorlarsa bu süreçte aslında bir takım egzersizler var, hem stres yönetimi için hem çocuklarda kaygı bozukluğu için nefes egzersizleri olabilir bunlar ya da meditasyon uygulamaları olabilir. Çocukların kendilerini sakinleştirme becerilerini destekliyor olmak kısmı aslında bizim için çok kıymetli. Eğer çok yoğun bir şekilde kaygı yaşıyorlarsa benim tavsiyem önce bu kaygıyı birazcık stabilize ediyor olmak, birazcık dizginliyor olmak ve sonrasında adım atma aşamasına geçiyor olmak. Çünkü tercih dönemi bir gün değil. Önce bir sakinleşme, kendimizi sakinleştirmek ve sonrasında kararlarımızı bir destekle birlikte. Bu aile desteği olabilir, uzman desteği olabilir. Biliyorsunuz okullarda rehber öğretmenlerimiz var, kariyer koçları var. Bizi tanıyan, bizim ilgi alanımızı, yeteneklerimizi keşfeden, fark eden öğretmenlerimiz var. Bunlardan destek almak aslında en kıymetlisi. Çocuklar bu süreçte tek bırakılmamalı diye düşünüyorum. İkincisi, çocukların bu stresli süreci aştıktan sonra yapacakları şeyler, kendi kararlarını vermek için bilgi toplamak. Bu bilgiler hem kişisel
kişisel bilgiler. Ben ne istiyorum? Ben hangi alanda kendimi yetenekli görüyorum? Uzun vadede hangi alanda hem maddi anlamda hem manevi anlamda rahat edeceğimi düşünüyorum? Ve ailem bunun ne kadarına katılıyor? Ailem bunu onaylıyor mu? Onaylıyorsa ne yapmalıyım? Onaylamıyorsa ne yapmalıyım noktasında aileyi de bir görmek, duymak ve bilgi topladıktan sonra aslında tercihleri bu çerçevede ilerletmek diyebilirim özetle. Kesinlikle. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi bir yıl daha mezuna kalma durumu oluyor öğrencilerde. İstedikleri bölümü yeterli puan alamadıkları ya da bir yıl daha hazırlayıp şans vermek istedikleri oluyor. Bu öğrencilerin psikolojisiyle ilgili de son olarak cümlelerinizi alabilir miyim? Neticede bu bir karar. Çocukların kararı. Eğer bir yıl daha kalmak istiyorlarsa, seçeneklerini daha geniş bir çerçevede görmek istiyorlarsa, biraz daha çabalamak, biraz daha hazır bir şekilde sınava girmek istiyorlarsa bence buna saygı duyulmalı. Çünkü hiçbir zaman istediğimiz yere kolaylıkla gelemiyoruz. Bazı çocuklar için bu biraz daha zor olabiliyor. Koşullarından dolayı hem ekonomik hem maddi hem manevi iyi hazırlanamamış olabilirler. Hepimiz aynı yarışı, aynı hızda, aynı yere, aynı şekilde gelemeyebiliyoruz. O yüzden eğer çocuklar bu sene ben iyi hazırlanamadım diyorsa ikinci yıl hazırlanmalarını bence aileler olarak çok da korkunç bir fikir olarak görmemeliyiz. Birincisi. İkincisi çocuklar için bu fikir nasıl bir fikir ya da neler yapılmalı bu süreçte diye soruyorsunuz. Bu konuda da şöyle, bu bizim kararımız ve ikinci yıl tercih yapmadan sınavlara yeniden hazırlanmaya biz karar verdik ve biz eğer buna karar verdiysek kararın da bir takım sorumlulukları var. Aynı konuları yeniden çalışmak, aynı sınavlara yeniden girmek. Evet, tekrarı biraz daha aile baskısıyla artık bu senin ikinci yılın gibi söylemlerden dolayı. Ki ikinci sene hazırlanıyor olmak da herhalde getirdiği stresi artırmış oluyor beraberinde. Evet, çünkü bunu artık ikinci kere yapıyorsun ve daha iyi yapmalısın gibi bir beklenti de bazen söz konusu olabiliyor. Çocuklar da bu baskıyı üstlerinde hissettikleri için bir yıl daha kaldım, ailem benim için bir yıl daha bekledi, bir yıl daha beni işte dershaneye gönderdi, özel dersler aldırdı ya da bir yıl daha benim burada kalmama okey dediler, tamam dediler ve ben de onların beklentilerini karşılamalıyım, onların yüzünü kara çıkarmamalıyım gibi bir takım beklentileri girebiliyor ve çocukların üzerinde bu daha büyük bir psikolojik baskıya da sebep olabiliyor. Bu anlamda aslında çocukların bunu tercih edenin kendileri olduğunu ya da bunu yapmanın aslında aynı yolu ikinci kez yürümek olduğu için biraz daha kolay yönleri olduğunu, hiçbir şeyle artık ilk kez karşılaşmayacakları için daha deneyimli olduklarını kendilerine hatırlatmalarını istiyorum. Bazen bir kere uğraşırız olur, bazen iki kere uğraşırız, bazen üç kere uğraşmamız gerekir. Bu süreçte destek almaları ve gerçekten azimle, kararlılıkla ilerlediklerini, kendilerine hatırlatmalarını ben öneriyorum. Peki hocam, hem tercih dönemi için, hem ailelerin psikolojileri için, hem tercih yapacak olan öğrenciler için çok faydalı bilgileri paylaştınız bizimle. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Dinlediğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de böylelikle tercih yapacak olan öğrencilere doğru kararlar vermesini, hatta gerekli noktalarda destek almaları gerektiğini söyleyelim ve başarılar dileyelim. Teşekkür ederiz. Tüm çocuklara ve ailelere başarılar diliyorum.